İki tanesi ulusal olmak üzere 18 tane madalyam var. Bunlardan 2-3 tanesi kategori birinciliği, 4-5 tanesi altın. Ama benim için hayatımın kırılma noktası MasterChef diyebiliriz. Birinci olduktan sonra insanlar seni süperstar gibi karşılıyor. Ben yemek yaptım, ben hala aşçıyım. Mesela ben insanların neden bende fotoğraf çektiğini hala kavrayamıyorum. Para için yapılır mı? Bence para için yapılacak son meslek şeflik. Son. En son meslek. Ben bu mesleğe bu kadar vakit harcayacağımı atom parçalardı. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Serhat Doğramacı, 27 Kasım 1996 İstanbul doğumluyum. Büyükçekmece'de 5 kişilik bir ailede büyüdüm. Ailevi olarak baktığımız zaman geçmişe dair kötü bir anım yok. Ailemiz çok zengin, çok varlıklı bir aile değildi ama hiçbir zaman hiçbir şeye ihtiyacımız da olmadı. Sokakta oynamayı başarabilen son jenerasyonlardan biriydik. Hatta bizimki yarıda kesildi. Yani biz tam böyle dibini sıyırdık o sokak halinin, ağaca tırmanmanın, top oynamanın. Türkiye'de bir kanun bir gün çıktı ve dendi ki dükkanları, gıda mühendisleri kontrol etmek zorunda ama memlekette gıda mühendisi yoktu. Bir sürü insan sınavlara girdi. Bunlardan ikisi annem ve babam. Bir tanesi o zaman 60-62 yaşındaydı. Bir tanesi 50 yaşındaydı. Oturdular okul gibi bir sene çalışıp en üst mertebesinde o sertifikayı kazanıp 10-15 sene daha aileyi geçindirebilmek için çalışmaya devam ettiler. Bunlar çok fedakarca şeyler. 62 yaşında bir sınava girip öğrenci gibi çalışıp yeni bir okul okuyarak aileni geçindirmeye devam etmek benim gözümde süpermenlik gibi bir şey. Bir gün sokakta bir abimiz geldi. Elinde de para vardı. Dedim ki nereden buldun o parayı? Küçük 10 yaşında çocuksun. Ben de staj yaptım. Nerede staj yaptın falan filan. O meslek lisesindeki staj sistemini anlatıyor bana. Hani ben okuyorum bir yandan çalışıyorum para da kazanıyorum. Dedim ne yaparak kazandın? Dedi aşçıyım ben. Sen dedim yemek yapıyorsun üstüne sana bir de para mı veriyorlar? Evet dedi. Dedim ki ben de bundan yapmak istiyorum. Benim aşçılığa geçişim bu. Her istediğini kendine yapabiliyorsun yemek olarak. Hem bunu yaparken para kazanıyorsun hem de bitmeyecek bir meslek. Çocukken bu üç maddeyle direkt aşçılığa dikey geçiş yaptım. Selimpaşa'da meslek lisesine girdim. Orada gerçekten çok güzel bir aşçılık eğitimi aldım. İlk önce lokal yarışmalara, sonra uluslararası yarışmalara katıldım. 26 yaşındayım. Bu zamana kadar katıldığım yarışmalardan 16'sı uluslararası, 2 tanesi ulusal olmak üzere 18 tane madalyam var. Bunlardan 2-3 tanesi kategori birinciliği, 4-5 tanesi altın. Ama benim için yarışmalarda zaten katılıp bir başarı elde etmek önemli. Çünkü jüriler karar veriyor. Altın olabilir, gümüş olabilir, bronz olabilir. Bu arada bir başarı elde etmek benim için çok önemli. Hayatımın kırılma noktası MasterChef'e katılmam. Tamamen benim tırnaklarımla kazıdığım bir olay. Ben o zaman tabii 24 yaşındayım. Pandeminin yeni çıktığı zamanlar, sınırlar kapanıyor, uçaklar uçmuyor. Video çektim yani 12-13 dakikalık. Güzel. Çektim videoyu. Bekliyorum ama o kadar eminim ki beni alacaklar. Eşim diyor aradılar mı? Arayacaklar. Ben hak etmem. İnternette geziyorum. Bir tıkladım. MasterChef fragmanı diyor. Eşime döndüm. Dedim ki bu fragman diyor. 2020 diyor. Beni kimse aramadı. Ben şok içindeyim. O gayet normal olarak dedi ki çağırmamışlardı. Beni unuttular falan zannediyorum. Alınmama ihtimalim yok. Bir yerde beni atlamış olmaları lazım diye. Dedim ki böyle bir şey olamaz. O zaman da cuma günü mü, cumartesi günü müydü neydi? Eşime dedim gel gidiyoruz. Gittik kapıya. Benim soyadım Doğramacı. Açtım camı böyle yaptım. Serhat Doğramacı dedim camı kapattım. Buradaki ümidim oradaki Doğramacı şef, master şeften kafası karışıp kapıyı açması. Tüm güvenliğin bir kafası karıştı, açtı kapıyı. Girdik içeri. Otoparka kadar ilerledim. Otoparkta durdum. Lan ben plan devamını getirmedim ki. Benim kafamda beni kapıdan geri almıyorlardı. Ben sinirleniyordum. Böyle bir şey yapamazsınız falan diyordum. Geri gidiyordum. Girdim içeriye. Elinde poşetler, insanlar koşturuyor. Sonra yetkili bir arkadaşı yakaladım. Benimle birisi görüşene kadar buradan kalkmıyorum. Bir tane dedim kantinde deli var diyeyim. Kalkmıyormuş görüşene kadar. O arkadaşın üstü gitti. Öbürü geldi. Onun üstü falan böyle. 4-5 kişi gelip gitti. Adam bana dedi ki sen dedi casus musun dedi. Nasıl girdin buraya dedi. Kanala adımını dedi. Nasıl attı? İyisin, güzelsin, hoşsun, teşekkür ederiz ama kadro dolu. Dedim ki ben akşama kadar beklerim. Sonra haber geldi. Bir MasterChef evi var pandemiden ötürü. Orada kalmamız gerekiyordu. Bir tanesi de demiş ki ben kalmam işim gücüm var. İşte demişler kalmıyorsan bizim de adamımız kapıda bekliyor. Beni aldılar. O gün içinde ben de çıktım. Kremalı bir levrek yapmıştım. Böyle 18 saatte bir giriş maceram oldu. MasterChef bana iki tane şey kattı. Birincisi bilinirlik. Beni ve yeteneklerimi insanlara tanıttı. Bu çok değerli bir şey. MasterChef'e katılırken böyle bir ün, tanınma böyle bir şey hayalim yoktu. Çünkü Amerika'daki MasterChef'i kazanan arkadaş bile kimse fotoğraf çekmiyor, kimse tanımıyor onu. Instagram'da açıp bakın 40 bin takipçisi var. 356 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çıkıyorsun,
İnsanlar seni süperstar gibi karşılıyor. Ben yemek yaptım, ben hala aşçıyım. Mesela ben insanların neden bende fotoğraf çektiğini hala kavrayamıyorum. Aşçı olarak bu kadar ilgi görmemiz bana mantıksız geliyor. Biz çünkü ünlü değiliz, şarkıcı değiliz, sanatçı değiliz. MasterChef'te birinci olduktan sonra bütün vaktimi bir projeye, bir kurguya ayırdım. White Burger'i kurmamdaki amaç açacağım fine dining restoranı fonlamak. Tabii şöyle de bir şey geliyor. Ya koskocaman MasterChef şampiyonusun, aça aça hamburgerci mi açtın? Bizim yaptığımız hamburgeri Türkiye'de yapan belki 5'tir. Biz her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Biz bugün burada 300 hamburger sattığımız zaman o büyük firmaların 30 bin hamburgerine tekabül ediyor işçilik olarak. İyi bir hamburger nasıl olacak? Dürüst olacak hamburger. Ekmeğinde tereyağı varsa söyleyeceksin ama yoksa söylemeyeceksin. Yok diyeceksin. Etinde ekmek kırıntısı, soğan varsa bunu söyleyeceksin. %100 orijinal et diye yedirmeyeceksin insanlara. Patates tabanlı veya brioche dediğimiz tabanlı yumuşak bir ekmek. Bu ekmeğin altının üstünün iyice kızartılması, bir çıtırtısının olması, sosu direkt emmesin ve vıcık vıcık olmasın diye. Et. %100 dana eti, kaliteli, çok fazla çekilip mıncıklanmamış bir et, içinde sadece tuz ve karabiber ve bir çıtırtı. O çıtırtı olmazsa benim için hamburger bir tık eksik kalıyor. Bunların dışında etin ekmeğe oranı çok önemli. 100 gram bir ette maksimum kullanabileceğiniz ekmeğin hacmi, ağırlığı 70 gram olması gerekiyor. Hamburger işi de çok ciddi bir matematik gerektiriyor. White Burger'da olan bütün reçeteleri ben kendim yazdım. Ekmeğin reçetesini 18 kere deneyip kendim buldum. Bundan önce bir 3 ay çalışma yaptım kağıt üzerinde. Onun dışında soslar hepsi sıfırdan. Biz mayonezi de kendimiz yapıyoruz. Yağ ve yumurta sarısını alıyoruz. Mayonezden başlayıp sonra soslara geçiyoruz. Soslarımızın %83'ü sıvı yağ, %7'si yumurta sarısı. Yakın zamanda birinci yılını dolduran White Burger şu anda 4 tane aktif Türkiye içinde, 3 tane inşaatta, bunların ikisi Türkiye içinde, birisi yurt dışında. Toplamda 7 şube bir yurt dışı franchise ile ilk senesini doldurdu. Totale baktığımız zaman şu anda 4 şubede aylık 20 binin üzerinde hamburger satıyoruz. İnsanların Türkiye'de benim gördüğüm yaptığı hatalardan bir tanesi, bir kafe açarız, bütün dünyanın yemekleri olur. Bir hamburgerci açarız, 75 çeşit hamburger olur. Çok yanlış bir hamle. Bizde 5 çeşit hamburger var. Bunlardan bir tanesi tavuk, bir tanesi vejetaryen, 3 tanesi de etli. Etleri aynı, sadece sos ve garnitür içerikleri değişiyor. Ben 75 tane hamburger satmaya çalışırsam mutfaktaki adamın beyni yanar. Reçete yazarken benim beynim yanar. Üretirken üreticinin üretimhanede beyni yanar. White Burger'in kendini kanıtlaması için ne yapacağız? Onu hamburgerin memleketine götürmemiz lazım. Önümüzdeki sene içinde Amerika'ya bir şube açacağım. Seneye White Burger'i New York'ta göreceğiz. Herkesin aklında bir soru var. Peki gerçekten sağlıklı, kaliteli bir hamburger kaç para olması lazım? Bizim şu anda bir burgerimiz 110 ile 140 TL arası ve bu 100 gram. 100 gramlık bir burgeri ben 110 ile 140 TL arasına satıyorum. Bunu evinizde yaparsanız 3 katı daha ucuza yapabilirsiniz. Ben 110 liraya yapıyorsam sizin bunu evinizde 34-35 liraya yapabiliyor olmanız lazım. Eğer siz bunu bu fiyatları evinizde yapamıyorsanız ben yalan söylüyorum. Hamburger obez yapar. Her gün yemeyin. Müşteriler var bizim. Geçen 2 tane sporcu müşterimiz geldi. Kaslı maslılar. Bir hafta sonra gördüm bir böyle bir değişme var. Dediler ki her gün geliyoruz. Dedim ki bir daha almayın. Bunları siparişe almayın. Sağlıklı olan şey obez yapmaz. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Bu kaloriyle alakalı bir şey. Bunun sağlıkla, sağlıksızlıkla hiçbir alakası yok. Kalori, aldığın kaloriye bağlı olarak kilo alırsın. Bizim hamburgerin sosu yağ. Ekmeğinde bol bol yağ var. Etinde yağ var. Tabii ki de bunu her gün yersen obez olursun ya. Para kazanmak başarı değil. Bence başarı para kazandırır. Para başarıyı kazandırmaz. Ve ben hayatım boyunca kendime yatırım yaptım. İşin finalinde başarımla para kazandım. Eğer başarılı olmasaydım bu olay gerçekleşmezdi. Benim bu işe gönül verecek insanlara tavsiyem, bu işe gönül vermiyorsunuz. Bu işe hayatınızı veriyorsunuz. Bunun bilincinde olarak bu yola çıkmanız lazım. Ben bir istisnayım. Genç yaşımda özellikle MasterChef'in verdiği güçle beraber insanlara karşı kendimi tanıtabilmiş 26 yaşında bir istisnayım. Neden istisna diyorum? Çünkü az sayıda var. Mehmet Şef 50 yaşında daha yeni başarılarını ortaya dökebildi. Somer Şef 46 yaşında daha yeni başarılarını ortaya dökebildi. Yani bu işin 20-30 sene süreceğini şuraya koymanız gerekiyor. 20-30 sene sürüneceğiz. O mutfaktan çıkamayacağız. O fritözler temizlenecek. O yerler paspaslanacak. O servis çıkarılacak. Para için yapılır mı? Bence para için yapılacak son meslek şeflik. Son. En son meslek. Ben bu mesleğe bu kadar vakit harcayacağımı atom parçalardım. Atomu parçalardım. Hiç pişman değilim. Çünkü benim için, şimdi atom parçaladık ya, geride bir şey kalmıyor başaracak. Araştırmam lazım 50 sene. Benim için şeflik
Derya Deniz. Çünkü başarılacak o kadar şey var ki. Ömrüm yetmeyecek zaten. İş kurmak isteyen gençlere gerçekten çok realist şeyler söyleyeceğim. Bunu söylerken de kameraya bakmak istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Gerçekçi olun. Yani Instagram'da gördüğünüz arkaya müzik koyulup böyle motive veren şeylere inanmayın. Türkiye'nin şartları çok farklı. Hiçbir zaman uçmayın. Küçük başlayın. Ben küçük başladım çünkü siz değilsiniz önemli olan. Kuracağınız markanın insanlar tarafından değer görüp görmeyeceği. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.